özellikle küçük dudaklarının arasında yer alan klitoris, başlangıç olarak küçücük bir organ olarak düşünülmekle birlikte şu anda günümüzde anlaşılmıştır ki vajinanın her iki yan duvarına doğru uzanan oldukça büyük, sadece dışarıdan başı görünen ama kenarlarda ayaklarıyla tıpkı bir ahtapot bacağı gibi, bir yengeç bacağı gibi uzanan oldukça büyük bir organdır. Klitoris kadında erkekteki penisin evrimsel olarak, gelişimsel olarak anne karnındaki karşılığıdır, embriyolojik karşılığıdır. Bütün canlılar öncelikle klitorisleri varmış gibi, yani sadece dişilermiş gibi başlarlar. Eğer canlıda Y kromozomu varsa daha sonra o klitoris büyüyerek penise, kadındaki küçük dudaklarda testisleri içeren skrotum dediğimiz yumurtalıkları, erkek yumurtalıklarına doğru dönerler. Dolayısıyla gelişimsel olarak kadın vajinasının kenarlarını kaplayan ve ortasında bizim daha çok dışarıdan gördüğümüz klitorisi içeren bir yapı hakimdir. Dış dudak kısmından baktığımızda vulva dediğimiz alana. Peki klitorisin fonksiyonu nedir? Klitoris cinsellikte uyarılır. Tıpkı penisin sertleşmesi gibi klitoriste sertleşir. Klitorisin uyarılmasıyla vajinada nem başlar, vajina ıslanır, genişler ve bu genişleme ile birlikte cinsel ilişkiye hazır hale gelir. Cinsel ilişkide uyarılma eğer doğru olursa, arkadan gelen nem düzgün bir şekilde vajinanın kayganlaşmasını sağlarsa, vajina plato evresinde yeteri kadar açılarak penisi içeriye alacak şekilde genişlerse, daha sonra içeride hareketle, penisin hareketiyle klitorisin genel o bacak kısımları da uyarılırsa orgazma doğru ilerlenir ve orgazm bir 13-14 saniye kadarlık süreyle yaşanır. Daha sonra da cinsel ilişkide sönüş gerçekleşir. İlişkinin bu evrelerinin her birinin doğru yaşanması düzgün, sağlıklı bir cinselliğin temel basamaklarıdır. Bu evrelerden herhangi bir tanesindeki aksaklık, isteksizlikle başlayan kuruluk, genişleyememekle girilememesi, vajinismus, girildiği zaman hala gevşemenin sağlanmamasıyla oluşan ağrılı cinsellik, orgazma ulaşılamamasıyla kadın orgazm bozuklukları ve sonrasında da tamamen tatminsiz bir cinsel yaşam. Bu da bazı hastalıklarımızın psikolojik olarak başlamasına sebep olabilir. Vücutta her tür hastalığın altta yatan sebeplerini araştırırken cinselliği de çok önemli olarak değerlendirmek biz hekimlerin, özellikle jinekologların en önemli yanlarından bir tanesidir. O yüzden cinselliği kadın sağlığının bir parçası olarak lütfen görünüz. Erkek için de aynı şey geçerlidir. Erkeğin sadece boşalmış olması onun tatmin olduğu, orgazm olduğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla cinsellik hem kadın hem erkeği içeren bir olay olduğu için kadında başlayan bozukluk indirek olarak karşı tarafı da erkeği de etkileyecektir. Erkekte de erken boşalmalar, sertleşememe halleri ya da onda da orgazm problemlerini dolaylı olarak eşler yıllar içinde birbirlerini anlamazsa, profesyoneller tarafından çözüme kavuşturulmak için doktora başvurmazlarsa bu durum kısır bir döngü halinde devam edecektir. Lütfen sadece simir için, sadece akıntı için hekime gitmeyiniz. Cinsellikle ilgili sorunlar yaşadığınızda da cinsel terapi yapan veya cinsellikle ilgilenen hekim arkadaşlarımıza lütfen başvurunuz.